أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Bu üçüncü ders, adab dersi. Dün adabın ne demek olduğunu yani biraz şey yaptım. Yani içe müdahale edemiyoruz, tanzim edemiyoruz, tasnif edemiyoruz, durduramıyoruz, kontrol edemiyoruz içeriği. Yani hisler dünyasını, duygular dünyasını, düşünceler dünyasını, latifeler dünyasını, kalp dünyasını, vicdan dünyasını. Ne yapıyoruz? Madem içeriden dışarıya kendisini gösteriyor, dışarıdan da içeriye onları tasnif edebiliyorsun, durdurabiliyorsun, kontrol edebiliyorsun. Neyle? Adab denilen sistemle. Adab edeplerin cemidir, çoğulu. Bu davranışla yani hareketimizle sünnet-i seniyenin içerisinde içeridekileri kontrol etme şansın oluyor. Başka içeriği kontrol etme yöntemi yok. Çünkü müdahale şekli yok. Onu anlattım dün, nasıl yapılır falan diye böyle. Asrımızda fitne-i ahir zamanın bidalarına medeni yaşayış deyip beğenerek bulaşan ekseriyetin anlayış ve yaşayışları mezkür beyanlar muhacesinde cay dikkattir. Adab-ı şeriye, bunu çok sordukları için üç defa ders oluyor, üç. Çok fazla. Bunları adabı anlatan ayrı bir kitaptır. Yani yemekte şöyle yap, böyle yapma. Böyle yaslanarak içme. Şöyle iç. Yani o adabın kendisi. Nasıl yapın? Burada adab ne demektir diye anlatılıyor. Bunu sindirebilirsek adab kitabını okur. Sünnet-i seniye yatma, kalkma, giyinme. Çamaşırları böyle soyunduğumuz zaman Besmele ile asmak veya katlamak diyor Allah Resulü. Yani ne demektir? Onu anlatıyor. Yani yeter ki bu adabı anlayalım. Ama ahir zamanda bidaların medeni gibi, yani medeniyet imiş gibi. İnsan medenidir. İnsana yakışan medeniyettir. Hayvancasına yaşamak medeniyet namını ne verirsem ver. Usta şöyle diyor, zehire tiryak ismi verilerek zehir tiryak olmaz. İşte bunlardan edebin en başında cemiyete karşı bir ihbirar olmamız lazım. İhbirarımız o. Yani bir nefret olması lazım. Miskamber gibi sürmememiz gerekiyor. Cemiyeti normal görmememiz gerekiyor. Cemiyete baka baka, alışa alışa en büyük tehlikesi onu normal görmektir. Bu adab dersi inşallah bunu şey yapıyor, üçüncü dersinde de ikaz ediyor. Yani cemiyeti normal değil ama doğduk büyüdük yani kişiler baka baka normal. Yani artık bunun dışında yani ne olacak ki bir nefret duygumuz yok. Adab-ı şeriye sonsuz ilmi ilahiden gelmiş olduğundan ona ittiba lazımdır. Bir de okuyorum. Adab-ı şeriye sonsuz ilmi ilahiden gelmiş olduğundan ona ittiba lazımdır. Yani aynedir bu alem her şey hakkıyla kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. O Mirat-ı Muhammed'de gözüken o adab, farzlar, hepsi farz, vacip, sünnet, bir de ne vardı? Mustahap. İçinde mustahaplar de kendi aralarında bölünüyor. Şimdi bunlar hep İlm-i ilahiden gelmiş. Bazılarına uymak farz. Bazılarına uymak vacip. Bazılarına uymak sünnet. Bazılarına uymak müstahap. Ama hepsi Allah'tan gelmiş. Diyor ki 452 mektubattan. Evet, vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise semeri vahiy olan adab-ı şeriye
o derece semeri ilham olan adab-ı tarikattan yüksek ve emniyetlidir. Onun için tarikatın en mühim esası sünnet-i seniye ittiba etmektir. Sünnet-i seniyesi zaten tarikat olmaz. Tarikattaki en büyük maksadı âlâ, sünnet-i seniyi severek yaşamak için gidilir, yapılır. Lemalar 50'den okuyorum. Hem fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bidaların istilası zamanında sünnet-i seniye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında, fesad-ı ümmet, fesad, he? Fitne, başka ne? Fesad. Fitne değildir abi, fitne fesad ayrı. Fesad bilmiyorum kelime var. Mesela şöyle diyeyim, bir adamı döndürün böyle, döndürün, 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 bırakın. Onun için hangi yön doğrudur başı dönerken? Yön yoktur ki. Yön yok. Sebebi hiçbir şey yok. Yani millet böyle hale getirilmiş. İstikametsiz bir asır. Yeminlenilmiş, üzerine yemin den okunmuş bir asır. Fesat. İstikametsiz bir asırda. Fesad-ı ümmetim zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına muraat etmek ne demek? Emniyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Lemalar 50. Yani böyle bir zamanda. İnsaniyeti yükselten hakiki hürriyet, adab-ı şeriatla neşünema bulur. Divan-ı Harbi Örfi 70'ten okuyacağım. Hürriyet ne demekmiş bak, orada ayrı bir şey anlatıyor. Gerçi münazaratta hürriyet, gayrisine ve kendisine zarar vermemek. Ama burada acayip bir ilmi zeminde kullanıyor hürriyeti. Hürriyet, murat-ı ahkam. Murat-ı ahkam? Ahkam hükümler abi. Evet, farz, hükümlere, farz, hükümlere uymak. Farz vaciplere uymak. Ve devam ediyor. Hürriyet, murat-ı ahkam ve adab-ı şeriat ve ahlak-ı hasene ile tahakkuk ve neşünema bulur. Hürriyet ancak böyle olur. Yani murat ahkam, koy tencereye, farzlar ve haramlardan kaçma. 2. Adab-ı şeriat. 3. Ahlak hasene. Koyun karıştırın. Bütünlüğünden çıkandır insana yakışan hürriyet. Ne acip bir şey ya tanımlama. Böyle bir tanımlama olur mu? Hakikaten tuhaf. Sadr-ı evvelin, yani sahabe-i kiramın o zamanda alemde vahşet ve cebri istibdat hüküm ferma olduğu halde hürriyet ve adalet ve muvasalatları bu mudaya bir burhan-ı bahirdir. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri döneminde ne hakimdi? Sadr-ı evvelin, yani sahabe-i kiramın o zamanda alemde vahşet ve cebri istibdat hüküm ferma olduğu halde böyle bir geneldeyken hususi bir şey yaşandı sahabe hayatlarında. Hürriyet ve adalet ve musavatları bu muddiaya bir burhan-ı bahirdir. Yani yaşanır. Abi nerede olacak ya? Efendi murat-ı ahkam, adab-ı şeriat, ahlak-ı hasene bu cemiyette. Ama vahşet, zulüm döneminde asıl saadet kendisini yaşadı. Asıl saadeti çeviren, yani sahabenin etrafını çeviren asır, asıl saadet değildi. Yani dış dünyayı kastediyor. Ama yaşanıyormuş diyor bak. Biz de mesela asıl saadeti, asr-ı hazırı, şu asr-ı hazırı içerisinde cemaat içinde yaşayabiliriz. Yaşanıyor zaten. Cemaatlarda bunun için olmuş. İstikametli bir cemaat ama.
cemaat, fitne, fesat, fucura karşı iken kurulur. Yani cemiyetin dayatmalarına karşı, cemiyetin fesadına, günahlarına, İslami dişi hayatına karşı cemaat-ı mantığı budur. Onun için kurulur. Ama bu cemiyeti, cemaati eğer bu fitne fesada karşı bir ibrarı yoksa, bir nefreti yoksa, ona karşı bir tavrı yoksa, bu cemaat menfaat üzerine kurulmuştur. Cemaat değildir, dini cemaat değildir. Bak bir daha söylüyorum. Dini cemaat kuruluşu, murat-ı ahkam, adab-ı şeriat, ahlak hasene üzerine yaşanması için kurulmuştur. Yani kısacası, lazcası, toplumun, cemiyetin fitnesini fertler üzerinde dayatmaları çok güçlüdür. Fert, bu cemiyetin, toplumun, rejimin tek başına onu dayatmasına mukavemet edemez. Tek başına edebilir mi? Edemez. Mecburu, o da bir cemiyete karşı cemiyet çıkarması lazım. Yani cemiyet içinde neşünema bulup güçlenmesi lazım, oraya dayanması lazım. Bunun adı da cemaattır. Bu cemaatin içerisindeki ruh şu olması lazım, dini cemaatsa. Murat-ı ahkam, adab-ı şeriat, ahlak-ı hasene. Bunu esas yapmalı, bunu fertler üzerinde hakim kılmalı veya en azından düşünce boyutunda bizim gayemiz budur. Bu üç tane sıfatı insanlardan inkişaf ettirme gayemizdir demeli. Yani bu da bize gösteriyor ki o Mesnevi Nuriye'de 123'te mi 125'teydi 125'te. Medenilere, o Medin dediği o vahşilere, insan haklarını yok sayana, yani ruhunu cesedine boğdurana, Medenilere musamaha ve teşebbühle yanaşmayınız. Zira aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Yok ben onu çeviririm derseniz, yani bu ben söylüyorum, hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya onlara iltihak edersiniz veya düşer boğulursunuz. Peki nasıl yapacağız hizmet? En büyük hizmet kendini korumaktır. Kendini korudukça cemiyet içinde korunacaksın. Yani kurtulmak isteyen kişiyi içeriye alacaksın. Mesela bir hastalık, karantina deniliyor. Hemen hastayı karantinaya alıyor. Cemiyetten gelmiş bir kardeşimizi, cemiyetimiz olan cemaatimize gelmiş. Cemaat karantina demektir. Alırsın oraya, işte haşir meselesini işlersin, laikalara işlersin. Laikasız, iman esas. Laika çok esastır bu konuda. Davranışlarımızı belirliyor. Yap, yapma, orada ol, olma, buna karşı ol. Buna karşı şöyle dur, bununla dostsun. Emirdağ, bu Kastamonu'ydu. Emirdağ ise şöyle düşün, böyle düşünme. Şudur, bu da budur. Bunu oku, bunu okuma. Mesela dikkat edersen, Emirdağ 1.34'te Hizbil Kur'an okumayı orada geçiyor. Yok, efendim Munaf'ın cenazesi kılınır mı? Falan, tamam. Munakaşa falan. Dikkat ederseniz içsel yapılandırmayı Emirdağ'ında var. Yap, yapma, bulunma. Dikkat edin. Mesela baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bunlar Emirdağ'ındadır. Ama diş dünya, vel kazimin el gazze vel afinanin nas veya şu kitap, bu başka kitapları bulundurma, cemaat zamanıdır bu asır, siyasete girme, tamam mı? Şahsı mani, hep böyle yap, yapma, bulun, bulunma. Diş dünyamızı tanzim eden Kastamonu'dur. Peki nasıl istifade edeceksin? Üşenmeden alacaksın bir defter. He, yapmamam lazımmış. Yapma diyor. Yap. Hı-hı. Bunun karşısında ol. He. Cemaatsız yaşanmaz. İlk mektup Kastamonu'da zaman cemaat zamanıdır diyor. Değil mi? He. Yani kardeşim, cemaatsız olmaz. Olmaz. Bak 17 yaşından beri içindeyim. Şu bu cemaati demiyorum. Cemaat, ehl-i sünnet vel cemaat olacak. Bak ehl-i sünnet vel cemaat olacak. Hangisinde olacaksın? Bir, maddi ve manevi sömürülmeyeceksin.
Siyasi arenalarda boğdurulmayacaksın. Siyasetle hiç alakası olmayacak o cemaatin. Maddi manevi sömürülmeyeceksin. Siyasi şey özelliği siyasete girmemesi lazım. Onu bunu aşağılayıp kendini ifade etmeyeceksin. Tenkit üzerine kurulmayacak. Senin murat-ı ahkam, adab-ı şeriat, ahlak-ı haseneyi sende uyandıracak. Yani lazcası şu, bak farzlar, haramlar, bak kazanamazını kıl, televizyonlardan uzak dur, cep telefonu, oyun, evet kendisi haram değil ama beyin enerjisini boşaltıyor, dikkat et, iyi insanlarla beraber ol demeli. Tamam. Sonra içeride bir uhuvvet ve samimiyet sıcak bir ortamda olmalı. Ta ki çekirdekler böyle gelişir. Ben 17 yaşında girmişim, bulunmuş, kader yapmış. 52 yaşındayım. Allah'ın zatına yemin ederim ki, Kur'an'da da yemin ettiği için ben buraya da elimi koyuyorum. Allah yemin ettiği için Kur'an'da şey yapıyorum o da. Ben cemaatsiz yapamam. Yani bak bunlar var, okurum dağda, evde okurum, bak bu. 10 cilt yapmış, 3 tabi yapmış, Allah hayırlı ömür versin. Bak 10 cilt. Risale'nin toplama, derlemesi. Külliyattan. Yani bir sıkıntım olunca kitaba müracaat edebiliyorum, bildiğim yerleri. Ona göre, kendime göre şey bulabiliyorum. İken, hayır yapamam. Barınamam, bulunamam. Gazali yapamamış. Gazali, İslam cemiyetinde mağaraya girmiş. Bütün mallarının servetini, şimdiki rektör gibi bir şeydi, çoluk çocuğuna vereceğini vermiş, Beytülmal'e aktarmış, mağaraya girmiş. Biliyorsunuz Gazali. İslam toplumundan ama. Terakki etmek için, dikkat edin, fitne toplumunda değil. Terakki etmek için İslam toplumunda mağaraya gitmiş. 10 sene dayanabilmiş tek başına Gazali. O ruh İslam cemiyetinde doğmuş, büyümüş, İslam cemiyetinden ayrılmış ve kendi başına bu seviye, bu karakter, bu faziletle 10 sene dayanmış mağarada. Cemiyette değil. Cemiyette 10 sene değil, 10 gün dayanamaz. 10 sene. Peki çıkmış ne demiş? Dayanamadım dedi. Ve şimdiki tabirle şey yapmış, beyanat vermiş. Yani basın toplantısı yapmış. Ve iki şey söylemiş. Hep derim ağzımda, tekrar ederim. Müştü abi bizi bunlar sık sık derdi. 10 sene mağarada kalan bir Gazali'nin basın toplantısındaki söylediği çok önemli. İki şey söylüyor. Diyor ki bir, yalnız kaldım. Yalnız kalmaktan vesveselere düçar olmayacağımı bilsem mağaradan çıkmazdım. Yani yalnız kalanın şansı yok. Vesveselerde, vesveseler yönünde şansı yok. Bak cemaat, değil mi? İki, her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Çünkü akıl üstü yapı da var. Cemaat olmaz. Ve dikkat edin, İslam cemiyetinde mağaraya çıkıyor, mağarada dayanamıyor. Biz dini cemaatta çıkacağız Süfyaniyet sisteminde. Mağara değil. Bu cemiyette tek başına dayanacağız. Erirsin, erir. En fazla 3 gün bile olmaz. Allah Allah. Bir de okuyayım şurası, çok önemli. Hürriyet, murat ahkam, koy tencereye. Benim böyle bir tanımlama, yani uygulanılır şey yapıyorum, düz okumuyorum. Murat ahkam demek farzlardan kaçmak, haramlardan kaçmak, farzları yapmak. Koy. Adab-ı şeriat. Bir de ahlakasını karıştır ile tahakkuk ve neşnüma bulur. Hürriyet. İçsel hürriyet. Yoksa ne olur? Dayatmalarla yaşarsın. Ne derler diye giyinirsin, ne derler diye yersin, ne derler diye araba alırsın. %99 üniversite okuyanlar ne derler diye okuyor. Öyle mi değil mi? Sadrevel'in, Allah Allah. Yani şimdiki zamanın, yani şu Rus içsel yapının özü, ruhsal yapı yani. Hakiki karakter, hakiki meydan, Sadrevel diye tanımlıyor. Yani izah ediyor. Sahabe-i kiramın o zamanda alemde ne vardı? Vahşet, iki, cebri istibdat, hüküm ferma olduğu halde bu sahabeler kendi aralarında cemaat, hürriyet neydi? Hürriyet deyince üç tane şey koyacağız. Murat-ı ahkam,
adab-ı şeriat, ahlaka sene. Bir daha. Hürriyet ney miydi? Murat ahkam, adab-ı şeriat, ahlaka sene. Ha. Şimdi sahabeler böyle cebir ve istibdat ve vahşet, tövbe işler. Vahşet ve cebir var iken kendi aralarında hürriyeti, ey, ne demek hürriyet? Murat ahkam, adab-ı şeriat, ahlaka sene. Hürriyet bu. Yoksa hürriyeti sefaat ve lezaizi na meşrua ve israfat ve tecavuzat ve hevai nefse ittibada serbestiyet ile tefsiri amel etmek, bir padişahın esaretinden çıkmakla ve alçakların istibdadı ve esaret rezilesinin altına girmekle beraber milletin çokluk istidadını ve sefi olduğunu gösterdiğinden paralanmış olan eski esarete layık ve hürriyete Adem liyakatını gösterir. Zira sefi mahcurdur. Yani sefi mahcur. Mesela şu. Ben reisim, padişahım. Seni bir yetkili şey yaptım. Yani sarayın. İşte if şirketse şirket. Bunun harcırahların, harcamaları sen yap. Seni yetkili yaptım. İmza yetkisi verdin. Ha tabii, harcamayı sen yapacaksın. Yani sefi, alçak insanlar bundan mahcur edilir, men edilir. Çünkü niye? Bundan kendisini, nefsini kurtaramamış. Niye? Bu adam hürriyeti bilmiyor. Sefaata, lezaiz-i nameşruya, israfat, tecavuzat, hevai nefs ittibada serbestiyet ile tefsir amel etmek. Ne demek biliyor? Sonra diyor ki bir padişahın esaretinden çıkmakla, yani Allah'ın esaretinden çıkmakla, bir padişah seni idare ederken ne olur çıkmakla? Alçakların istibdadı. Bir padişaha güya girmiyorsun, tamam mı? Bir yönetime girmiyorsun. Yani şimdi uygulamasını yapayım. Güya cemaate girmiyorsun, tamam mı? Ben kendimi idare ederim. Allah Allah. Arada tutmuş. Ben kendimi idare ederim. Bir padişanda, yani bir cemaatin yönetiminden çıkınca ne oluyorsun? Cemiyetin bir padişah esen çıkmakla alçakların istibdadı. Alçakların istibdadı esareti rezilesinin altına girmekle beraber milletin çoklukla istidadını ve sefi olduğunu gösterdiğinde, yani bu cemiyetin bu fabrikasyon bozması, girdiğin zaman hiç affı yok yani. Tak diye fabrikasyon bozma var. Cemiyetin karşısına cemiyet, cemaatin karşısına cemaat çıkarmadıkça fert ayakta duramaz, istikamet bulamaz. En büyük hidayet istikamettir. İstikamet ruhun cennetidir. İşaret edeceğiz 61. En büyük hidayet istikamettir. İstikamet ruhun cennetidir. Dünyada ahireti yaşama sebebidir. Acayip bir şey ya. Ben keyif alıyorum yani mesela. Çünkü kapamışım elimden geldiği kadar. Duvarları kapamışım. Haber dinlemem. Bakmam. İtimat edin yani. Bakmıyorum. Dinlemiyorum. Bir tanesi de konuşsa sustururum. Bak mesela... Dün çok uzağa gittim derse. Vallahi de billahi de tallahi söylüyorum yani. Bak dün derse gittik ve kaçsa. Rüştü abi ziyaret ettim, bilmem nereye gitti derse. Arabada tekim. Hani teksin de yani. Asla haber elim acı, hatırıma bile gelmedi, hatırlamıyorum. Ya, tamam, CD var. Onu koydum. Hani gidiyorsun yani, düşüne düşüne bir teneffüs olsun, hem giderken bari hem etraf beni meşgul etmesin, arabalar vesaire. Ha, CD koydum. Dinlemiyorum kardeşim yani, kapatıyorum cemiyetin karşı, cemiyete karşı açık pencereleri kapatıyorum. Fitne selleri girmesin. Niçin? Rahatım demenin içini doldurmak için söyledim. Ne kadar rahat olmak istiyorsan gözünden, kulağından, burnundan, dilinden, dokunmandan ne yapıyorsan içeri giren canlanıyor. Bunu biliyorum. İtikat etmişim. Dün sitenin başında da bu yazı var. Okuduğunuz kelam içeride kudret ve iradeye taalluk dönüşüyor diyor. Hatırladınız mı? Latif Nükleler 31 ve 32. sayfa mı? 33. 31 yazmışsınız. 31, bir de altıda var.
altını bir tane de bu eylemini şey yapayım dedim. Bunu evratları diyor hurufu mukatayı okuyarak ve yazarak yani taşıyarak. Okuyarak ve yazarak. Yazmak taşımak. Ulike, ulike taşımak. Alaka. Şeylere diyor başka maksatlara bir de şey şifaya ve başka maksatlara vesiledir diyor. Şifa ve başka maksatlar. Başka maksattan ne alacağız abi? 258 sözlerde tılsımat-ı Kur'an'ı bu. Taşımak, okumak. Kur'an bambaşka ya. Risale deli bir şey ya. Kim söyler, kim nasıl izah eder? Kelam-ı ilahi ayet, kelam ve ilim iken içeriye girdiği anda yani talim edince Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dışarıda ilimdir, kafada ilimdir. Dışarıda sestir, içeride enerjidir. Ruhta ise sadr, irade ve kudrettir. Çünkü ilim aynı kudrettir. Kelam aynı iradedir. İşin başına geçiyor yani. İşin başına geçiyor. Neyse o. İçeriği neyse mesela. Ey sema suyunu kes. Kestiği anda söylüyor, söylediği anda kesiliyor. Onun için ayete beşer yetişemez. Ha, Kur'an gibi konuşabilir. Ayet olamaz. Sebebi içerisi boş. Mesela ey sema suyunu keser misin ne olur rica ediyorum. Kesilir mi İrfan? Onun için ayet değil. Ama Allah diyor ki suyunu kes kesiliyor. Onun için ayettir. İşte Errahmanirrahim. Vallahi ya ben keyif alıyorum. Öyle öle inanıyor muyum da öyle oluyor. Herhalde o da var. Ben örnek için kullanıyorum ya size mesela. Ondan bile keyif alıyorum. Ne halde olursam ol, mutlaka cüzümü okurum. Bir cüzümü okurum. Hizbul Kur'an'ımı okurum. Hizbul Hakayık'ımı okurum. 1,5 saat mutlaka benim evrat saat. 1 saat, 1,5 saat süre benim evratım. Sen o kadar yapma. Hizbul Kur'an'dan bir babın olsun. Hizbul Hakayık-ı Nuriye'de bir şeyin olsun. Tamam. Evet. Şimdi şeyden okuyorum. Münazarat 19. Bugün bitirelim şeyi. Nazenin Hürriyet. Hürriyet, Nazenin Hürriyet. Murat Ahkam. Adab-ı Şeriat. Ahlak Hasene. Ha. Nazenin Hürriyet. Artık Hürriyet deyince bu 3 tane şey koyacaksın tencerenin içine. Neydi? Hürriyet. Harun. Hayır hayır sen söyleyeceksin. Bir tanesini söyle çabuk. Tamam sen söyle Fatih. Adab-ı Şeriat. Ahlak Hasene. 3 tane. Neymiş ilk? Hürriyetin ilki? Adabı tam bir tane söyle. Adabı? Adab-ı Şeriat. Bari o tutsun. Bir tane söyle. Murat Ahkam. Ötekisi? Ahlak Hasene. Bir tane de var. Onu da söyle. 3 tane de. Tamam o bir tane. Sen yeniden söyle. Adab-ı Şeriat. Hürriyet neymiş? Murat Ahkam. Adab-ı Şeriat. A ile A. Ahlakı. Ha A ile H. Ahlak Hasene. Şimdi Murat olsaydı burada, şimdi ona bir şey uydururdu. Murat M, ha ma, ha su olurdu bak. M ile başlıyor ma, ma su. Murat Ahkam, M. Adab-ı Şeriat, A. Ahlak Hasene, o da ma. Bak su oldu. Hürriyet su demektir. Tamam. Ma neymiş İrfan? Ma. He su. Tamam ma demiyor. Yani sığırın şey. Ma uzatırsak sığırın şey olur. Ma olursa su olur. Ma olursa sığırın sesi olur. Nazenin Hürriyet adab-ı şeriatta müteeddibe ve müzeyni olmak lazımdır. Allah Allah. Yani insan medenidir. İşaret-i cazadır. Medenidir. Yani bunun adab şeyi hürriyeti adab-ı şeriatla müteddibe olmalı. Edeplenmeli ve müzeyyene olmak lazım.
edeplenip süslenmesi lazım adam-ı şeriatta. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Nedir o? Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefse emmareye esir olmaktır. Münazarat 19. Yani her istediğini, içine gelen her şeyi yapmak, cemiyetin dayatmalarını hiç göze şey yapmadan, hiç anlamadan zaten, millet ne yapıyor? Buna psikolojide, sürü psikolojisi derler. Koyunlar kafada aşağıda, koyunların kafaları aşağıda yürürler. Eşek veya keçi ona önder olur. Biliyorsun keçi şuradan şuraya atlar. Önde rehber keçi olursa bu hendekten buraya atladı. Koyun zannetti ki buradan geçti. Görmüyor ya, kafayı kaldırmıyor böyle yürüdüğü için. Doğuda çok koyunlar telef olmuş. Yani uçurumdan aşağı gitmiş. Arkasındaki de o gitti lan işte düştü anlamaz. Öndeki gitti mi o da gidiyor. Sadık canım. He? Sadık işte öndekine. Nasıl? Sadık evet. Onu mübarek et. Ondandır ki herhalde Allah Resulü büyük hayvanın etini yemeyin, sütünü için küçük hayvanın etini yiyin. Ben mesela elimden geldiği kadar sığır etini yememeye çalışıyorum. Yersem ya koyun veya keçi. Çünkü mübarekiyeti var yani. Sadakatlığı ol. Ötekisinin dik kafalı olur, kabalığı olur sığır etini yiyenler. Çünkü insan yediği gıdalardan mizacı mütesir olur der. Peki, şimdi Hutbe-i Şamiye 61'den okuyorum. Evet, hürriyet-i şeriye, adab-ı şeriye ile süslenip, garp medeniyeti sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. Gördün mü? Şuraya bak. Nereden bulmuş Rüştü abi bunu? Bir de okuyayım. Çok harika. 61 Hutbe-i Şamiye. Hürriyet-i şeriye, Allah'ın bize tanımış olduğu, gösterdiği hürriyet neymiş? Adab-ı şeriye ile süslenmek, garp medeniyeti sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. Günahlar hürriyet değildir, medenilik değildir. İçki içmek neresin medeniyet? Aklını kaybediyorsun. Meyhanelerde sabahlamak, neresi bunun medeniyet? Divan-ı Harbi Örfi'de 17. sayfa. Hürriyet, adab-ı şeriatla takyit ediniz. Hürriyeti, adab-ı şeriatla takyit ediniz. Zira cahil efrat ve avam-ı nas kayıtsız hür olsa, bak çok acayip. Zira cahil efrat ve avam-ı nas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa sefih ve itaatsız olur. Sefih ve itaatsız olur. Yani İslam hukuku, İslam cemiyetinde şair-i İslamiye ters düşen haram bidaları cemiyette aşikare işlemeye yasaklar ki görenekle yayılıp fitne ve anarşiye yol açmasın. Edebi Kur'an'dan bir örnek. Kur'an'dan bir örnek verecek şimdi. Şeyden okuyorum. Lemalar 155'ten. Kur'an'da edebe ait bir örnek. Edeb-i Kur'aniye'den bir örnek. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat. Bir de okuyayım. Olmadı. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat. Bu müthiş marazı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin aybına karşı gözünüzü yumunuz. Vayza merru billahi ve merru kirama edebi furkan ile edepleniniz. Ve harici düşmanın hücumunda daili münakaşatı terk etmek ve ehli hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki edip yüzer ayat ve ehadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavunu yapıp bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Kur'an bak ne güzel söylemiş. Bir de en çok benim hoşuma giden
Rüştü abi hep derste kullanırdı. Buraya da koymuş sağ olsun. Çok hoşuma giden Kur'an'ın bir edep, bir de ödep şeyi. Ne yapacağız böyle? Sıkıntıya çözüm olarak Kur'an bir örnek veriyor. Yani resmen vazifeli olmayıp gayri resmi sahada olanlar en azından birbirleriyle rekabetkarane uğraşmamak tahsin ediliyor Kur'an'da. Bu durum ittifak ile ihtilaf arasında bir mertebededir. Bu husus Kur'an'da geçen Hecren Cemile ayetine benzer. Çok acayip bir kanun. Hecren Cemile. Yani ne demek Hecren Cemile? Güzel bir şekilde ayrılın. Şöyle ki vesbir ala ma yekulun. Muarızların diyeceklerine sabreyle. Muarızların diyeceklerine sabreyle. Vehcurhum hecren cemila. Ve onları bir hecri cemil ile terk et, şimdilik hallerini bırak. 73:10. Vehcurhum hecren cemila. Ne demek? Onları bir hecri cemil ile terk et. Yani hecri cemil şu. Kavga yapmadan ayrıl, dizinin yanına da koyma. Çok böyle kavga yaparak kesen kes yapma. Ama dizinin yanında da koyma. Hecren cemila. Güzel bir şekilde ayrıl, yanaşma. 73. surenin 10. ayeti. Ancak bu gibi durumlarda hakikatları ve doğruları ders, neşir ve tebliğ etmek gerekir. Yani ancak böyle onlara hakikat anlatabiliriz. Onların içine girerek, onlar gibi yaşayarak veya onların içine girip kendin gibi yaşarsan gene düşman addederler seni. Düşmanı olursun. Çünkü orada sen fitne ehli olursun. Yani sen kendin gibi onların içinde yaşarsan olmaz. Sen kendin gibi kimler yaşıyorsa onlarla yaşa. Onlara fazla yakın olma. Dizini yanına da koyma. Onlara tebliğ edeceksen tebliğ edersin, çekip gelirsin. Girme. Girersen düzeltirim dersen seni düzeltirler kendilerine göre. Kur'an böyle diyor. Hecren cemila. Bak okuyacağım sayfa. Allah'ın hikmeti de geldi demek aynı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sünnet hareketi bak. Nerede tam geçiyor? Ha, Resul-i Ekrem. Diyor ki 59. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesinin menba'ı 3'tür. Ondan sonra burada Rüştü bunu koca bir yarım sayfadan fazla. Uzun oluyor. Bunu almış, şu kadar bir yerini almış. 3 satır. Sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel nümunelerdir. Ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Neresinden aldı? Neyse buradan devam edeyim. Sünneti, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel nümunelerdir. Ve takip edilecek en sağlam rehberdir. Ve dustur ihtiyaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, İttiba-i sünnette hissesi ziyade ola, sünnette ittiba etmeyen tembellik eder ise, hasareti azime, emniyetsiz görür ise, cinayet azime, tekzibini işmam eden tenkit ise, dalaleti azimedir. Allah Allah. En aşağıda almış. Bahtiyar odur ki, bu ittiba-i sünnette hissesi ziyade ola, sünnette bir ittiba etmeyen tembellik eder ise, hasareti azime, emniyetsiz görürse cinayet azime, tekzibini işmam eden, hangi zamandayız ya, olur mu falan, tekzibini işmam eden tenkit ise dalaleti azimedir. Şeyden okuyorum, Nur Aleminin Nur'un ilk kapısı, evet, Nas ile sabit olan fatırın sırf feyzi fazlından olan hasenatı kendi nefsine veriyorsun. Ta istemediğin şeylerle
metolunasın. Şu edebi Kur'an ile edeplen. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ma asabeke min hasenati femin Allah ve ma asabeke min seyyiati femin nefsik." Malına sahip ol, başkasının malını gasp etme. Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Men caa bil haseneti felehu ashuhu emsaliha ve men caa bil seyyiati fela yujza illa misleha." Madem ki hasene 10 misline çıkar, bu son ayette şöyle diyor manası. Hasene 10 misline çıkar, her bir hasene en az 10'dur. Seyye nefsinde bir de münasır kalır. Sen de hani böyle yapıyor Allah sana. Yani işlediğimiz günah bir tanedir. Günah bir tane yazılır. Hasene ise en az 1'e 10'dur. Şimdi onu kullanacak şeye. Bir de münasır kalır. Sen de haseneden neşet eden muhabbeti, yani haseneden neşet eden muhabbeti muhsinin mutaalikatına teşmil et. Yani mesela Allah bizim bir doğrumuzu 10 kabul ediyor. Bir suçumuzu 1 kabul ediyor. Hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak var ya, o zaman bu kanunu diyor Müslüman kardeşine uygula. Sana karşı davranışı kötü 1'e münhasır bırak. Bir iyiliğini 10 yap. Ve genelle o insana. Biz şimdi iyiliğini unutuyoruz. Kötülüğünü 1'e 10 yapıyoruz. Belki de 20. O zaten öyleydi canım. Eskiden de böyleydi. Bu yok canım, geçimsiz adamdı ya. Tam böyle içinde düşündüm. Bari demek kimseye. Ben onu tanıyor muyum? Yok. Bana anlatıp da niye ben gıyaben ona düşman yapıyorsun beni? Uyubundan ilmazı aynet. Yani bu sonradan ortaya çıkacak şeylerden de şimdiden ihraz etmen lazım. Uzak durman lazım. Çünkü sonra sen ondan uzak olmak isteyeceksin bu davranışından. Dünya ve ahirette. Seyyeden neşet eden adaveti musiden, musin ekaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. Mesela bir de sen de mi diyorsun? Çocuk çocuğuna teşmil ediyor. Veya akaribine, akrabasına. Veya genelliyor. İrfan zaten böyleydi ya. Böyle bir adam, adam değildi zaten falan diye. Onu genelliyor. Bu edebi edebi illiyeyi adilani Kur'an'ı ile edeplen. Bu Kur'an'ın adilane bir edebi değil. Onunla edeplen. Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyen şu cümleye bakın. Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyen zamanın sillesiyle tedip olunacağını olunacağı muhakkaktır. Bunu yazacağım siteye. Bir daha. Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyen zamanın sillesiyle tedip olunacağı muhakkaktır. Zaman seni ezecek böyle. Hamur gibi oklavanın altına geçirecek. Ondan sonra bağırıyoruz. Yandık, mahvolduk, psikolojim bozuldu, canım sıkıldı, boş yaptı, geçinemiyoruz, boşanacağız. Cemaat şöyle dedi, abla böyle dedi, abi böyle dedi. Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyenlerin feryatları bu. Ne yapacaksın? Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyen zamanın tedibi, yok zamanın sille-i tedibiyle olunacağı muhakkaktır. Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyen zamanın sillesiyle tedip olunacağı muhakkaktır. Elhasıl adab-ı şeriyeden kaçmak ilahi terbiye dairesine kaçmak demek. Yani Allah'ın terbiyesinden çıkmak demektir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.